Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 144-147. Ayetleri değerlendireceğiz. Hazreti Musa ile alakalı burada Hazreti Musa ve kavmi ile alakalı bir takım durumlar bize anlatılıyor ve o şekilde ilahi bir takım mesajlar bize veriliyor. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kıssadır ve bu kıssalar hisse içindir. Kur'an-ı Kerim'de bu tarz bir anlatım meseleleri daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Evet, burada Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. Gale ya Musa, Allahu Teala dedi ki: "Ey Musa, inni istafeytuke alennasi bi risalati ve bi kelamim." Ben seni insanlar üzerine risalet görevimle ve kelamımla seçtim. Yani benim mesajlarımı iletmen, benim kelamımı insanlara bildirmen için seni insanlar içinde seçtim. Seni bu noktada diğerlerinden farklı kıldım. Malum Hazreti Musa büyük peygamberlerden ve mesajı bütün sonraki devirlere kadar devam etmiş. Günümüzde de bir derece muharref de olsa Tevrat şeklinde devam etmekte. Kelamıyla Cenab-ı Hakk'ın seçmesi, Allah-u Teala Hazreti Musa'yı doğrudan kelamına mazhar kılmış. Ve bu şekilde Hazreti Musa diğer peygamberler için de Kelimullah olarak yad edilmekte. فَخُذْ مَا اَتَيْتُكَ Sana verdiklerimi al. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ve şükredenlerden ol. Demek ki verilen nimetler şükrü gerektiriyor. Ve Hazreti Musa'ya da ilahi kelamın verilmesi, ilahi mesajların onun vasıtasıyla ulaştırılması büyük birer mazhariyet. Buna mukabil Hazreti Musa'ya düşen görev şükredenlerden olmak. Ve ketebna lehu fil elvah min kulli şey mev'izaten ve tafsilen li kulli şey. Ve biz elvahta, Tevrat levhalarında her şeyi bir öğüt ve her şeyin bir ayrıntısı olarak orada yazdık. Yani Hazreti Musa'ya Tevrat verildi ve Tevrat levhalar halinde verilmiş ve bu levhalarda her şeyle alakalı öğüt var. Yani günümüzde de Tevrat bir derece muharref olmakla beraber önümüzdedir. Ve burada nice öğüt verici mesajlar insanlara bildirilmektedir. Ve tafsilen li külli şey ve her şeyin bir tafsili. Burada her şeyin tafsili ve her şeyle ilgili bir öğüt derken, yani ihtiyaç duyulan her şey, ihtiyaç duyulan her konu, bu konularda, bu meselelerde Tevrat'ta ifadeler vardır, öğütler vardır ve açıklamalar, ayrıntılar bulunmaktadır. فَخُذْهَا بِقُوْوَ Bunları kuvvetle al. Yani Allah'ın kitabına kuvvetle yapışmak. Allah'ın kitabını canı gönülden kabullenerek uygulamak. Bunları kuvvetle al. وَأْمُرْ قَوْمَكَ Kavmine de emret. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا En güzelini alsınlar. En güzelini alsınlar derken, yani Allah'ın kitabında bazı şeyler caizdir ama bunun daha güzeli de vardır. İşte İslamiyet'te fetva takva meselesi gibi. Diyelim bir insan fetva ile amel etse idare eder. Ama daha güzeli vardır takva ile amel etmek. Benzeri bir durum demek Tevrat içinde geçerli. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya onu bildiriyor. Kavmine bunları emret, bunun en güzelini alsınlar. En güzel bir şekilde uygulasınlar. Ben İslamiyet'ten örnek vereyim. Mesela bir insan paçalarında bir derece çamur olsa, diyelim kışın yağmurlu bir yerde gidiyor, paçalarına da sokaktan bazı çamurlar bulaşıyor. O çamurlu haliyle namaz kılabilir mi? El cevap kılabilir. Ama bunun daha güzeli nedir? Eğer değiştirme imkanı varsa elbisesini değiştirir ve daha tertemiz bir elbiseyle namazını kılmış olur. Bunlardan biri fetva oluyor. İşte çamurlu bir şekilde kılmak. Çamursuz, tertemiz bir şekilde kılmak da takva oluyor. Ve dinin daha diğer meselelerinde bu tarz fetva, takva meseleleri vardır. Mesela diyelim abdestsiz ezan okunabilir mi? El cevap okunabilir. Abdestsiz namaz kılınmaz da, ama diyelim bir müezzin vakit gelmiş, geciktirmek de istemiyor, acil bir durumda
abdestsiz bir şekilde ezanı okuyabilir. Ezanı okur, abdestini alır, ardından namazını kılar. Ama eftal olan abdestli bir şekilde ezanı okumaktır. Demek ki dinde, Allah'ın gönderdiği dinde her ne kadar ruhsat meseleleri varsa da insana yakışan azimetle amel etmektir. Fetva ile değil, takva ile amel etmektir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya da böyle bir dersi veriyor ve kavmine diyor emret, Allah'ın kitabına göre hareket etsinler ve onun içinde en güzel olanlara tabi olsunlar. Fetvaya değil, takvaya, ruhsata değil, azimete tabi olsunlar. Ayetin devamında Cenab-ı Hak Se'urikum daral fasıkın diyor. Ben o fasıkların yurdunu size göstereceğim. Allah-u Teala'dan bu bir vaattir. Ve Allah-u Teala o günkü İsrailoğullarına belli bir bölgeyi vaat etmiştir. Buna arz-ı mev'ud deniyor. Ve o bölgede İsrailoğulları devletlerini kuruyorlar. Hazreti Musa bunun başlangıcını yapıyor. Daha sonraki dönemlerde işte krallar dönemi var. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman gibi muhteşem saltanatların olduğu dönemler var. O dönemlerde İsrailoğulları o bölgelerde gerçekten büyük bir hükümranlıkları söz konusu olmuş. Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberuna fil ard bigayril hak. Ve ben ayetlerimi yeryüzünde haksız bir şekilde kibirlenenlerden çevireceğim. Yani bir kısım insanlar var ki yeryüzünde haksız bir yere kibirleniyorlar. Zaten haklı yere kibirlenmek de düşünülemez. Bir insan bir takım imkanlara, nimetlere mazhar olduğunda buna yakışan kibirlenmek değil, mütevazi olmaktır ve haline şükretmektir. Ama bir kısım insanlar hiçbir hakkı olmadığı halde yeryüzünde kibirle, çalımla bir tavır içinde oluyorlar. Allah-u Teala ayetlerini bunlardan çeviriyor. Yani bunlar alemin her tarafı ayetlerle dolu da olsa o ayetleri göremiyorlar. İlahi ayetleri okuyamıyorlar. Ve bunlar basiretleri körleşmiş olan kimseler olarak hayatlarına öyle devam ediyorlar. Ve in yarav külle aye, bunlar her ayeti de görseler, her türlü ayeti de görseler, la yu'minu biha, bunlara inanmazlar. Ve in yarav sebile rüşt, doğru yolu görseler, la yettehizuhu sebile, onu yol olarak kabul etmezler. Yani bunlar doğru yoldan değil eğri yoldan hoşlanırlar. Doğruluktan değil eğrilikten hoşlanırlar. Ve bunlar kötü şeylere talip olurlar. Nasıl ki yarasa ışıktan rahatsız oluyor. Aslında ışık faydalı bir şey. Ama bir insan eğer yarasa gibi olmuşsa, yarasa tabiatına bürünmüşse güzel şeylerden rahatsızlık duyar. İşte günümüzde de bir kısım insanları görüyoruz. Bunlar kendi halinde kafir olarak kalmıyor. Müminlerle, ehli imanla mücadele etmeyi tercih ediyorlar. Halbuki mücadele etmek yerine dileyen dilediğini yapsın diyebilirlerdi. Ama böyle yapmak yerine rahatsızlık duyuyorlar. İşte bunlar doğru yolu görseler onu yol olarak kabul etmezler. Ve in yarav sebilel gay, ama eğri yolu gördüklerinde yettehizuhu sebile, onu yol edinirler. Demek ki bunlar yarasanın ışıktan rahatsız olup gecenin karanlığına sığınması gibi iyi şeylerden rahatsızlık duyuyorlar ve kötü yolu tercih ediyorlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ, bunun sebebi şu, çünkü onlar كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ayetlerimizi yalanladılar. Buradaki ayetler hem Allah'ın doğrudan kitap şeklinde gönderdiği ayetler hem de alemde meydana getirmiş olduğu, yaratmış olduğu şeyler. Bu anlamda gece bir ayettir, gündüz bir ayettir, yıldızlar birer ayettir, ay başka bir ayet, güneş başka bir ayet, her bir böcek, her bir çiçek başka bir ayet. Alem ayetlerle dolu. Ve Allah-u Teala aslında ayetlerini daima gösteriyor ama bu kimseler okuma bilmeyen bir kimsenin kitaba baktığında bir şey anlamaması gibi bunlar da bir şey anlamıyorlar. Alem kitabını okuyamıyorlar. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Ve kânu anha gâfilin,
ve onlar ayetlerimize karşı gafil oldular. Gaflet hali insanın asıl vazifelerini unutması halidir. Diyelim ortada bir hasta var. Acil bir ilacın alınması gerekiyor. Çocuğu gönderiyoruz. Ama çocuk yolda arkadaşlarıyla oyuna başlıyor ve hastayı, ilacı unutuyor. Bu tam bir gaflet halidir. Benzeri bir şekilde insan dünyaya Allah'ı tanımak, Allah'a ibadet için gelmişken bunun dışında başka şeylerle oyalanması, oyunla, eğlenceyle vakit geçirmesi tam bir gaflet halidir. Demek ki Cenab-ı Hak ayetlerini bu gibi kimselere göstermiyor. Aslında gösteriyor ama onlar bu ayetlerden anlamıyorlar. Böylece o ayetlerden çevrilmiş oluyorlar. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ Ayetlerimizi yalanlayanlar ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kimseler habitat اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri boşa gitmiştir. Ayetlerimizi yalanlayan ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar, bunların amelleri boşa gitmiştir. İlahi ayetleri yalanlamak ne anlamda? Bundan bir nebze bahsettik. Bir de ahiretin gelmesi meselesi var. Ve nasıl ki geceden sonra gündüz geliyor, kıştan sonra bahar geliyor, bunlar birbirini takip ettiği gibi dünyadan sonra da ahiret gelecek. Ahiret Allah'ın bir başka alemi, bir başka menzili. Dünü yaratan bugünü yaratır, yarını da yaratır. Dünyayı yaratan ahireti de yaratır. Bir de ahiret olmadıktan sonra şu dünya hayatının bir anlamı yok. Eğer ahiret gelmeyecekse bizim bu dünyada var olmamız bir anlam taşımıyor. O zaman her insan şu dünya hayatında bir miktar yaşayacak, ardından kaybolup gidecek, yok olup gidecek. Böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Halbuki bu dünya bir imtihan salonu. Elbette imtihandan sonra diplomaların verilmesi olur. Bazılarının mükafatlandırılması olur. Onun gibi şu dünya hayatının da bir neticesi olması lazım. Adeta çok büyük bir saray düşünelim. Bu sarayın her şeyi yapılıyor ama üzerine çatısı yapılmıyor. O zaman bu sarayın bir anlamı da olmaz. O zaman eksik kalır. İşte eğer ahiret gelmese dünya eksik kalır. Sadece dünya hayatı olacaksa varoluşumuzun, hatta diğer varlıkların varoluşunun pek de bir kıymeti kalmaz. Bir nevi boşuna yaratılmış olur. Ama Allahu Teala boşuna yaratılmadığını bize bildiriyor. اَفَاسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اَبَثَا Yoksa sizi abes olarak yarattığımızı mı zannediyorsunuz? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan zanneder mi başıboş kalacak? Bu gibi ayetler, ahiretin geleceğini anlatan ayetler bize şu dünya hayatından sonra bir neticenin olacağını ve şu dünya hayatında yaptıklarımızın karşılığının orada görüleceğini anlatmakta. Ahirete iman Allah'ın gönderdiği her dinde en temel esaslardan birisidir. İmanın altı esasından birisi ahirete imandır ve ahirete imanla hem şu dünyada varoluşumuz hem de bu dünyadan sonraki hayattaki varoluşumuz bir anlam kazanır. Yoksa ahireti düşünmeyecek olursak, ahireti bilmeyecek olursak şu dünya hayatı boştur ve dünyadaki iyi veya kötü dediğimiz durumlarında bir anlamı yoktur. Çünkü neticede hem dünya hem üzerindeki her şey helak olup gitmektedir. Ama ahirete iman olduğunda o zaman şu hayattaki yaptıklarımız bir kıymet kazanıyor ve herkes kendi hayat filminin başrolünde oynuyor. Hayat filminin çekildiğini görüyor. Diğer alemde bunları seyredeceğini, bunlara göre bir karşılık göreceğini biliyor ve hayatını ona göre tanzim ediyor. Demek ki Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, ahirete kavuşmayı yalanlayanlar, bunların amelleri boşa çıkıyor. Amiletun nasibe, bunlar çalışmışlardır ama boşuna yorulmuşlardır ve şu dünya hayatının bir neticesini elde edememişlerdir. Hel yüczevne illa ma kanu ya'melun ve bunlar ancak sadece ve sadece kendi yaptıklarının karşılığını görecekler.
Cenab-ı Hak la zulmel yevm diyor ahiretle alakalı. Bugün zulüm yok. Allah'ın tasarrufunda aslında hiçbir zaman zulüm yok. Ama şu dünya hayatında insanların kendi aralarındaki ilişkilerinde zulüm var. İşte Firavun gibiler gelmiş insanlara zulmetmiş. Ve her bir asır, her bir memleket Firavunlardan, Karunlardan ve Nemrutlardan uzak olmamış. Her devirde, hemen her toplumda zulmeden kimseler ve bulunmuşlar. Ama diğer aleme gidildiğinde artık orada zulüm yok. Orada Mahkeme-i Kübra kurulacak ve o Mahkeme-i Kübra'da herkes hakkını alacak. Dünyadaki mahkemelerde normalde bazen adalet tecelli etmeyebilir. Hakim iyi niyetli biri olmakla beraber eldeki delillere göre yanlış sonuca da varabilir ve masum olan birini hapse atabilir. Hatta masum olan kimseye idam hükmü verebilir veya suçlu olanları serbest bırakabilir. Eldeki delillere göre böyle hareket eder. Ama diğer alemde artık deliller çok kuvvetli. Çünkü herkesin yaptığı tespit edilmiş. Kim ne yapmışsa bunlar ortada. Böyle olunca diğer alemde zulüm yok. Ve orada Mahkeme-i Kübra var. Doğrudan ilahi mahkeme. Ve o ilahi mahkemede herkes kendi yaptığını görecek. Ve herkes kendi yaptığı amellerin karşılığıyla baş başa kalacak. Dolayısıyla kafirlerle orada zulmedilmiş olmayacak. Ne yapmışlarsa onun karşılığını diğer alemde alacaklar. Cenab-ı Hak hepimizi şu dünyada cenneti kazanacak ameller işleyen, bu noktada muvaffak olan kimselerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.